Loda Mobilya Aslı Şafak'la işin aslını sunar. Kraliçem hoş geldin. God hoş save the buldum. Queen. Herkese sevgiler. God save the Queen. Teşekkür ederim hepimize. Hepimizi korusun. Afrodizyak hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle milyonlar milyonlar milyarlar milyarlar dinlensin. Umarım. Yani ben çok iyi dileklerle, öz niyetim zaten herkese büyük bir enerji yaymaktı bu albümü hazırlarken. Çünkü çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O eski günlerin tadını hepimiz özlüyoruz. Albüm dinleme lüksümüz vardı bir eskiden. 15 şarkı nedir? Evet. 15 şarkı nedir? Nasıl bir yürek yemişliktir? O lüksü tekrar kazanmak istedim. Yani aşağı yukarı bir yıldır dua ediyorum. Bana ne olur günümüze yakışacak ve eski Hande'yi de bozmayacak şarkılar yolla Allah'ım diye gerçekten çok dua ettim. Çünkü geçen yıl elinde bir şarkı vardı ve böyle hangisi bakıyorum vardı? Şarkıya. Değmez diye bir şarkı var albümde Tepki'nin. Böyleyim evde. Ya ben 80 milyona tek şarkı çıkaramam artık. Çok şey yaşadık, albüm vermem lazım. Yani çünkü o modlarını düzeltmem lazım herkesin. Ve bir de benim birçok değişik tarzlarda da sevenlerim var. O yüzden tek şarkı hiçbir zaman beslemiyor. Çünkü onu biri beğeniyorsa biri beğenmiyor. Bu benim tarzım değil diyor. O yüzden ben dedim ki 14-15 şarkı koyayım ki herkes kendine birer tane şarkı seçse, yani bütün albümü sevmek zorunda değil ama iş aslında başka bir yöne doğru gidiyor. Şu an bütün albümü çok beğeniyorlar. Tepkiler inanılmaz güzel geliyor. Çok mutluyum, çok keyifliyim bunun albüm için. Yıkılıyor da onun dışında da herkesin kendi Hande'si var. Herkesin Hande'si evet. Kendine bir durum var yani. Doğru bir tespit. Öyle bir şey ki bu 10 yaşının Hande'si kendine. Evet. Bu öyle de bir albüm ki. 55 yaşın Hande'si kendine. Evet. Orada var çünkü. Bizim yani bizim bildiğimiz Hande'nin şarkıları var. 30'ların Hande'si kendine. Var. Böyle çok acayip bir meç olmuş. Herkes düşünüldü, tasarlanıldı. Ya hakikaten bu. Teşekkürler. Çok teşekkürler Ercan'cığım, sağ ol. Bu kadar tasarlanılarak evet. Toplumun bütün kesimlerine yapılmış. Doğru. Ay politikacı mı olsan?
Bir an şimdi düşün. Şimdi bu albüm gibi bana bir... siyaset deme. Hayır hayır, bu albüm gibi bir parti programını Hande'nin düşünsenize, bir Hande Yener bir parti programı. Çünkü toplumun bütün kesimlerini kucaklıyor. Öyle olmuş. Belediye seçimlerine katılıyorum o zaman. Ya hakikaten toplumun bütün kesimleri düşünülen bir albüm olmuş. Ben çünkü toplumumuzu zaten her saniye düşünüyorum. Hı hı. Her dakika bağlıyım. Onlarla büyük bir bağımız var. 23 yıldır. Hı hı. O bağ hiç kopmadı. Ben ne kadar deneysel de takılsam bazen. Çünkü benim müzik dünyam bir laboratuvar. Ben öyle düşünüyorum. Yani hiçbir zaman yaptığımız bir şeyi bir daha sunmak gibi, aynı şeyi sunmak gibi bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü zaten o yaptığım şey, o kayıt var. Yani onu dinleyebilirler. Hı hı. Tekrar onun benzeriyle kimseleri oyalamak istemiyorum. Her şeyden önce kendim zaten böyle bir şeyden keyif almıyorum. Çünkü her şeyin ilki makbuldür biliyorsun. İkinci de üçüncü de o enerji düşer. İlki gibi olmaz. O yüzden kariyerimde de zaten kadın popçularda ilk yıllarda şunu söylüyorlardı. Hani ivmesi çıktıkça çıkan nadir bir isimsin. Normalde ilk çıkışta çok patlar ve sonra o star yavaş yavaş hani aralarda düşer, tekrar çıkar. Ama bende işte yalanım batsın, üzerine sen yoluna ben yoluma, üzerine kırmızı, sonra Romeo'lar falan derken ivmeyi hep yukarıya taşımayı aslında kafaya koydum. Çünkü dedim ki böyle bir ivme yapmam gerekiyor. Düşüşe hiç geçmemem gerekiyor. Bu şekilde yolumu buldum. Sevenlerim de sağ olsunlar her zaman yanımda oldular. Her yaptığım müzik ilgi çekti, her konserim konuşuldu. Yani işinle konuşulmak da çok güzel bir şey. Çünkü genelde özel hayatla ilgili konuşulmuyor biliyorsunuz. Yani skandalınız olursa çok fazla gündemde oluyorsunuz. O da bana açıkçası hani iş getirse bu beni pek tatmin edecek bir şey değil. Hı hı. Ben müziğimle, şarkılarımla, konserlerimle bu enerjiyle dikkat çekip bu şekilde çalışmayı tercih ettim 23 yıldır. Hala da en iyi müziğin peşindeyim hala. Şimdi biz normalde seyirci bilir, bir, bir buçuk dakikayı geçmeyen BTR'ler yaparız. Hani sohbetimiz kesilmesin. Evet. Şimdi Hande Yener'i, dünden bugüne Hande Yener'i toparlayalım dedik. Hiç konuşamayacağız. BTR 8 dakika çıktı arkadaşlar. Allah için ya, 8 dakika nedir? Kadının her şarkısı hit. Teşekkür İçinden ederim. Çıkamadık. Kaça çok indirdik Ceyhun kese kese? Kaça? 4,5'a mı indirdik? Pazarlıkta 4,5 dakika bir şey siz varsa hani bir ihtiyaç molası falan arkadaşlar, herkes siz duruyorsunuz. Bize ihtiyaç molası, siz orada oturun. 23 evet. Yıl, 2 yıl sonra çeyrek asır olacak. Ay evet ya, inanılmaz 23 yıl, bir zaman buyurun geçti. 23 yıl. Acı veriyor.
son kez hep birlikte söylüyor muyuz? Senfoni, inanılmaz bir senfoniyle birlikte. Senin bana küs olduğunu bile koşarak geldim. Bir tek bendim, bir tek sendim. Alem biliyor. Ne dilersen dile benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir küçük kalbim emrine amade. Belki biraz da kızardın ama. Ah çok teşekkür ederim. Bu inmiş hali. İnmemiş halini bir düşünelim. Ya bürütü var, neti var. Bir darası var. İlkokulda öğrenmiştik ya. Dara neydi? Bürütten net çıkardığımızda kalan kabın ağırlığı. Bir de o var. 23 yıl yani. Dolu dolu tabii. Yani ben gece gündüz saat fark etmez. Bir 50 yıl daha bence için. Bizim nesil. İnşallah. Valla Ajda Hanım'ı örnek alıyorum. Yani kendisi harika. Hala sahnede çok dinamik, inanılmaz. Konserler yapıyor Ajda Pekkan ve gerçekten o bana beni çok motive ediyor. Yani hala devam edeceğime inanıyorum ben de. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la işin aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la işin aslı devam ediyor. Ya insan aslında buralara geleceğini bile bile ki bence biliyordum. 5 evet. yaşında da biliyordum. 10 yaşında da, 15 yaşında evet. da, evlendiğinde de, tezgahtarlık yaparken de. Sezgiler benim biraz yüksek. Biliyordum. Biliyordum. Hepimiz sadece, aslında biliyoruz da ne kadar ilgileniyorsak. Sadece ben neyi düşündüm sana çalışırken böyle gördüğünüz gibi ana bir tarika. Çalışırken neyi düşündüm? Bu ruh, 5 yaşındaki ruh, 10 yaşındaki, 15 yaşındaki kendini ne kadar sıkışmış hissetmiştir. Evet. O 2000'e gelene kadar çok. Bu kadın ne kadar içinde ben böyle mi öleceğim diye kendine kaç kere sormuştur acaba? Çok doğru. Yani, bunu nereden biliyorsun bilmiyorum işte, ama. İşte hissettiğim için. Çünkü şey var bence sen görüyor, yani insan aslında bilir. Görüyor. Bilir. Evet. İçinde çektiği acı geçmişe değildir, geleceğe uzanamamaktır. Çok doğru. Onu sanki yaşadığını düşündüm sana çalışırken. Tabii, yani çocukluğumdan beri zaten hep bir farklı olduğumu hissetme durumu oldu. Çünkü işte o kurallı olan hiçbir şey bana uymuyordu mesela. Yani anneme hep soruyordum. Neden? Bunu niye yapıyorum? Bunu neden yapmak zorundayım? İşte şöyle derler, böyle derler. Kim der? Toplum baskısı falan bütün bunları öğrenmeyi reddettim aslında. Hep çocukken hep sorguluyordum. Yani neden bu kitabı okuyacağım? Neden bunu değil de bunu okuyorum? Niye beni yönlendiriyorsunuz? Niye ben yönlendiriliyorum? Ben içimden geçeni yaşamak istiyorum. Küçükken bunların kavgasını gerçekten çok verdim. Mesela düz liseye yazıldım. Ben diyordum ki anneme ben şarkı söyleyeceğim. Beni niye hani konservatuara yollamıyorsun? O da tabii istemiyordu çünkü bu camiada bu kızcağız nasıl uğraşacak? Nasıl başa çıkacak? Çok güçlü olmak gerekiyor biliyorsun bizim camiamızda. Dirençli olmak gerekiyor, dayanıklı olmak gerekiyor. Tabii o bunları görmüyordu bende çünkü bir taraftan da çok içine kapanıktım. Çünkü hayallerim var, başka bir şey için üretilmişim belli, onu biliyorum. Ve burada ne yapıyorum ben, beni yanlış yönlendiriyorlar diye sürekli olduğum durumdan tabii ki şikayetçiydim. O yüzden zaten benim şarkıcılık hikayem birazcık sert gelişti. Yani ben evden kaçarak şarkıcı oldum. Kimseye önermiyoruz bunu. Eve gitmeyerek, hani protesto ederek aslında evden kaçıp bir şey yaptığımdan değil. Yani protesto amaçlı gidiyorum, arkadaşımın evindeyim. Yani çok da uzağa bir yere gitmiyorum. Ama ne için? Beni anlasınlar, bana hitap etsinler. Yani şarkıcı olmak istiyorum. Ama tabii 13-15 yaşında bir çocuğu ne kadar ciddiye alırlar bizim dönemimizde. Yok diyorlar yani kesinlikle şarkıcı olamazsın. Ha, müzikle uğraşırsın ama hani oku, başka bir meslek edin. Ben de bana o kadar saçma ve uzak ki söyledikleri şey beni anlamıyorlar diye öyle bir içine kapanma, terk etme bulunduğum ortamı. Öyle bir cezalandırma verdim aileme maalesef o süreçte.
Ama boş durmadım tabii. Nasıl şarkıcı olacağım göreceksiniz dedim. Ve ben o yaştan itibaren düşünmeye başladım. Ben nasıl şarkıcı olabilirim? Çünkü eğitimine de gitmedim. Hiçbir tanıdığım da yok. Bu sektöre nasıl gireceğim? Ve Sezen Aksu o zamanlar yani her zamanki gibi yine çok popüler ve herkes ondan işte albüm yapıp çıkıyor. Sertab, Levent falan. Herkesin hayali Sezen Aksu ile çalışmak, albüm yapmak ve oradan bir albüm çıkarmak. Ben dedim ki bir tek bence bu yoldan girersem ailem de razı olur. Ben de daha güvenli bir şekilde yapmış olurum bu işi. Ben bu yolu dedim bulmaya çalışayım. İşte ben Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalıştım bir süre. Bir 2-3 yıl uğraştım ve sonunda Hülya Avşar sayesinde hikayeyi bilenler bilir. Yine bir üstünden geçerek hızlıca. Mağazaya geldi Hülya Hanım, benim çalıştığım mağazaya. Orada işte sohbeti açtı. Beni söylemişler, bir kız var şarkıcı olmak istiyor, ne yapacağız falan. İşte Sezen Aksu'ya ulaşamıyor falan demişler. Sağ olsun ilgilenmiş. Yani normalde biliyorsun bizim camia ilgilenmez. Gelsin söylesin bana şarkı demiş. Ben de işte geldim. Diyorum ki yani Hülya Avşar'ın nasıl bir faydası olacak ki falan diyorum içimden. Hülya Avşar işte Sezen Aksu'yu tanıyor diyorlar bana. Hani sen güven, yardımcı olacak diyorlar falan arkadaşlarım. Bir anda Hülya Hanım'a şarkı söylerken buldum kendimi. Böyle kabinde giyiniyordu, çıktı kabinden. Sen gerçek misin ya dedi. Sen dedi konservatuara gitmedin mi gerçekten dedi. Falan böyle bir sürü soru sordu. Bir tane daha söyle dedi. Bir tane daha söyledim. Ona dedi tamam dedi. Ben dedi alışverişini de yaptı. Ben dedi çıkışta arayacağım seni dedi. Hadi Hülya Hanım çok duydum ben bu lafları dedim. Ben de Hülya Avşar'a şimdi döndü baktı. Ben dedi Hülya'yım yalnız dedi. Tamam dedim. Ya 10 dakika sonra mağazayı geri aradı. O zamanlar cep telefonu falan yok. Açtım telefonu. Dedi ki aradım Sezen'i. Randevu aldım. Yarın seni bekliyor dedi. Ve ben o randevu sayesinde Sezen Aksu'nun yanında vokalistlikle müzik hayatıma profesyonel olarak ilk adımımı atmış bulundum. Sonra tabii orada da inanılmaz heyecanlı dakikalar yaşadım Sezen Aksu'nun yanında. Sonra beni vokalist olarak kabul etti. Konsere çıktım onunla. Annemi davet ettim. Anne dedim ben Sezen Aksu'nun vokalistiyim artık gel. Ondan sonra onların da tabii bakış açısı değişti olaya. Daha rahatladılar. Yanımda öyle bir star var. Ondan sonra hepsi destek olmaya başladı tabii. Ama o sürece kadar çok acı çektim. Çok yalnız kaldım. Ama hiçbir gün kararımdan da vazgeçmedim. Şarkıcı olacağımı biliyordum yani. Umutsuzluğum olmadı. Sadece bir ara çok uzaklaştım. Çünkü evden kaçtım. Sonra evlendim. Çocuk yaptım. Böyle diyorum evde kendi kendime. Ya sen şarkıcı olacaktın. Hani şimdi neredesin yani şu anda? Çok uzaklaştın hayallerinden diye. Kendimle bayağı bir o dönemler konuşmalarım oluyordu. Artık herhalde deliriyorum diyordum. Şarkıcı olamadım diye. Kendi kendimi kızarken buluyordum. Sen yapmadın hayallerini diye. Hiçbir gün aslında bırakmadım peşini hayallerimi. İşte insan biliyor da zaman aşamıyor ya. Evet. Zaman aslında zaman olsun diye bir şey de yok. Yok değil mi? Yok da sadece işte çok egodan veya kibirden belki hemen olsun istiyoruz. O da bence biz hazır olduğumuzda her şey bize bu egodan sunuluyor mı ya? Hemen o sabırsızlık egoyla mı ilgili bir şey? Öyle olduğunu düşünüyorum. Artı bir de yine sabırsızlığın ve hızlı olmanın da yine kıtlık bilinciyle ilgili olduğunu duymuştum. Kıtlık bilincinden ötürü bir acele etme, bir panik olma, bir şeyi kaçırıyoruz hissiyatı var aslında içimizde. Hiç öyle düşünmemiştim. Evet, bir şey kaçırma hissi. Evet, kaçırıyor. Onunla ilgili doğru kıtlık bilinci. Aslında her şeyin hissiyatına baktığınızda çok daha kolay çözülüyor hayat. Yani ne his yaşıyorum, ben niye böyle istiyorum şu an diye. O zaman ben egolarımdan falan bayağı arındım. Yani çünkü bir şeyi istiyorum. O an olacak diye bir şey yok. Tamam o olacak ve onun aşamasına başlanıyor. Onu sabrediyorum ve o bana geliyor zaten oluyor. Hayat öğretiyor ama bunu işte. Bu 17 yaşında olmuyor. Evet. Bunu ama 17 yaşında da yine gerçekten sabrettim. Yani o zaman tabii çıldırıyordum. Çok şikayet ediyordum. Mesela şimdi artık şikayet olayı bende bitti tabii. Yani şikayet ettiğim hiçbir şey yok hayatta. Her şeye şükrediyorum. Ama o zaman İşte o öyle oldu, ben niye olamadım, hani ben niye bulamıyorum, ben niye böyle işte niye daha küçük yaştan müzikle başlamadım falan çok böyle şikayet ediyordum.
Kavuştuğum an bitti ama yani o ya olay bende. İnsan kendini kendi gibi ortaya koyduğunda ve çok fazla seveni olup onu o şekilde sarmaladığında daha da kendi olası geliyor değil evet. mi? Yani bu evet. şey mi? Hani haklı çıktım diyorsun. Yani ya da şöyle bir şey mi oluyor? Hani kendimi gerçekleştirdim. Evet. Yani bu böyle bir şey mi oluyor? Tabii ama şimdi bu kadar olamaz dedim Aha. ben bir süre sonra. Yani dedim ki tamam sen kendini hayallerini gerçekleştirdin. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun. Ülkene çok güzel albümler Aha. yaptın. Sevildi, o enerji yayıldı. Harika görevini yaptın ama acaba görevin bu kadar mı anne dedim kendi kendime. Sonra bu sefer bunu sorguladıktan sonra görevimin çok daha büyük olduğunu fark ettim. Aslında ben şarkıcılıktan daha öte şifacı olduğumu sesimle, enerjimle, duruşumla bir şifa yayabildiğimi gördüm. Çünkü ben de öyle insanlardan şifa alıyorum. Yani birinin sesinden şifa alıyorum. Birinin konserini izlediğimde şifalanıyorum. Enerjim yükseliyor. Demek ki ben de bunları veriyorum. O zaman bunları daha fazla detaylı hazırlayıp sunmam gerekiyor diyerek daha büyük şovlar hazırlamaya başladım. Konserime gelen unutamasın. Konserime gelen çok eğlensin. O farkı hissetsin. Yani normal CD'de veya işte şeyden telefondan dinlediğiniz halini zaten biliyorsunuz. Geldiğinizde bir fark verebilmeliyim. Bütün bunlarla ilgili kendimi geliştirdim. Dans dersleri, işte o tekniklerle şarkı söylemek. Sound kavramı biliyorsun yeni oturdu ülkemizde. Bir 10-15 yıl önce sound çok standarttı bizde. Bilindik enstrümanlarla bilindik şeyler dinliyorduk hep. Yeni soundlara falan böyle kendimi attım. Yani ben müziğin içinde hem kayboldum hem kendimi buldum. Müzik benim hem sağlığıma da çok iyi geldi. Kendimde şifalandım. Sonra bunun herkese böyle bir ilham yaydığını da fark ettikçe daha büyük bir sorumluluk aldı beni. Şimdi artık yani Türkiye'nin her yerinde herkese konser vermeyi tercih ediyorum. Mesela şöyle davranmıyorum. Yani ben sadece şuralarda çıkarım. Sadece şu şehirlere giderim. Sadece bu insanlara şarkı söylerim diye bir ayrımım kesinlikle yok. Bütün ülkemi kucaklayarak nerede konser varsa mesela menajerim biliyor. Al diyorum o konseri. Kaçırma, al. Gidelim. Göz göze buluşalım. Çünkü 23 yılımız geçti. Herkes bir şekilde ulaşsın. Ve şifa olalım. Ve şifa olalım, aynen. Şimdi oradaki şifa kelimesinin içinde aslında o kadar çok şey var ki şöyle ki yani müziğin yeni hali ya da işte ses sound'un yeni halinden ziyade bunun içine yapay zeka giriyor artık ki evet. Kuru Çeşme'de gördük, yıkıldı Kuru Çeşme. Yapay zeka giriyor, dünyayı evet. doğru anlama, algılama, bütüncül bakabilme hali giriyor. Evet. 10 yaşındakinin de beynine inebilme Aynen. ama 70 yaşındakini de anlayabilmek hali geliyor. Yani bütünün ayrına yaşamaya başladım diyelim. Bu, yani bu farklı zor bir boyut. Şey. Yani kolay çok değil. Güzel. Yok, aslında en kolayı. Oradan bakabilmek yani bütünlüğün haline. Mesela eskiden bir yere dedim ya o hızlı olmak, kıtlık binince. Bir yere yetişirken yolda belki aç olan bir hayvanı görmeden geçip gittiğimiz günler olmadı mı? Oldu. Ya da ihtiyacı olan birinin ihtiyacına o an koşmadık da kendi işimiz çok önemli deyip ona koştuk. Bu hataları yaptım. Şimdi yapmamaya çalışıyorum mesela. Şimdi ya diyorum ne olacak oraya 10 dakika geç giderim. Burada bu mutluluğu yaşarım. Çünkü birini mutlu etmenin verdiği mutluluğu şimdi neyden alabilirsiniz? Hiçbir şeyden alamazsınız. Tabii bunların hepsi zamanla öğrenilen olgunluklar benim adıma. Herkes de farklı gelişiyor her şey. Ama bu kontrollü olmak ve bu 80 milyona karşı sorumlu olduğunu hissetmek, sevgi dolu davranmak, biz olarak görmek yani siz ve biz olarak değil de her şeyi biz olarak görmek... Benim artık tamamen doğru yolda olduğumu bana hissettirdi. Sen dedim sahnede, konserde artık insanlarla buluşuyorsun Hande. Konser vermiyorsun. Siz artık yani 23 yıldır aileyiz biz. Benim konserime geldiklerinde artık ben herkese sohbet ediyorum, yanlarına gidiyorum. Bu daha büyük bir mutluluk oluyor benim için. Sadece çıkıp şarkı söyleyip işte çok profesyonelce işini yaptı gitti gibi bir durum beni kesmiyor artık. Şimdi ben birkaç saat evvel genel müdürümüz Alican Türkoğlu'nun eşi Derya'yı aradım. Aslı evet, Derya Türkoğlu. Çok sevdiğim dostlarım ki, kendileri de sağ bana olsunlar. Birazcık dedim tüyo versene. Bir dışarıdan yani zaten Onur tanıyorum dışarıdan da öğrenmek istedim. Biz onlarla istedim. Da çok tuhaf tanıştık. Evet onu anlattı ve dedi ki öyle bir kadın ki dedi. Ya ne var bir konser sonrasında tanıştık. Beni nereden hatırlar ben kim ki diye düşündüm. Ama öyle bir kadın değil hatırlıyor. Biliyor her defasında aynı şekilde zarafetle davranıyor. Mesajlaşıyoruz. Sağ ol, o da öyle. Yani
Biz bir gece... Süleyman Demirel gibi kadın. Ben çok eski gazeteciyim. Süleyman Demirel'le falan çok yurt dışına gidiyor. Yani. Unutmaz. Bir kere görür, bir daha unutmazdı. Şapkasız. Yani şöyle ben söyleyeyim. Ben buradan genel başkan çıkaracağım. Dedi. Bak söylüyorum, bu programın sonunda parti kur, oy verelim diyeceğim. Yapma, ne olur. Zaten siyaset şu ara hepimizin dikkatini çekiyor. Yani bilmeyen kalmadı artık, biliyorsun. Yani bu iş sevgiyle, sevgi ne kadar çok yayılırsa o kadar güzel. Çünkü hepimiz eleştirileceğiz, hepimiz konuşulacağız. Bununla ilgili sıkıntı yok. Yargılanmak da benim için problem değil ama ben yargılamayı da bıraktım mesela. Beni yargılayanı da yargılamayı bıraktım. Bütün bunlar benim için bitti. Çünkü herkes kendi tekamülünde. Herkes oluyor? Kendi rütbesinde. Şimdi okulda gibi düşünüyorum. Yani biri birinci sınıfta, biri son sınıfta. Şimdi sen biriyle son sınıfı kıyaslıyorsun. Bir insanla bir olay yaşadığında. Diyorsun böyle yaptı, şöyle yaptı diyorsun. Halbuki o da yeni öğreniyor, daha belki toy döneminde göremiyor senin gördüğün şeyleri. Hatalı davranabiliyor, seni sinirlendirecek bir şey yapmış olabiliyor ama aslında o sana yapmıyor onu. İşte bizim bunu üzerimize alınmamız çok fazla her şeyi. Çünkü o kişinin o anda kendi yaşadığı durum. Peki biz ne yapacağız orada? Bir şey üç kere anlattık, anlamadı. Öf. Ben dalga geçiyorum. Öf ben olmuyor. De, yok ben dalga geçiyorum. Yani en güzeli eğlenmek oluyor. Dalga geçerek üzerinden geçiyorum konunun. Hem espri çıkıyor ortaya, hem gülüyoruz. Yani senin daha anlamana 20 yıl var hayatım diyorum mesela. Bu kas geliştirilebilir bu bir kas mı? Yani bunu böyle yapa yapa mı öğreneceğiz? Şimdi farkındalık ne kadar artarsa sen de çok farkındalığı yüksek birisin. Ama ben sinirleniyorum. Bana boşuna sorma, yok, sen de çok yüksek frekansın, onu yok, biliyorum. Yok, ben sinirleniyorum. İşte yani şimdi bu bir yarış. Kendinle eğer oyun oynamayı seversen, ben çok severim oyun oynamayı kendimle. Mesela hep bir potansiyelimi zorlamayı severim. Bakalım bunu yapabilecek misin? İşte 10 adımda yapıyordun, şimdi 5 adımda yapabiliyor musun gibi. Gün içinde her şeyle ilgili yarışım var. O yüzden bu bir yarış. Şimdi mesela bir şey oluyor, sinirleneceğimi biliyorlar. Şimdi diyorum ki herkes bunu biliyor. Ben de biliyorum. Aslında biz bunu yarattık yani şimdi. Siz bunu yarattınız yani, bunu yaratımını yaptınız görsel olarak. Siz beni sinirleneceğim halde gördünüz, gözünüzün önüne getirdiniz çünkü sinirlenecek dediniz. Bunu diyerek zaten beni oluşturdunuz. Ben de diyorum ki hayır, farkındalık o sırada unutmazsa, bazen tabii ki kaçabiliyor. Farkındalık geliyor diyor ki, yo kızmadım, bundan benim demek ki öğrenmem gereken bir şey vardı. Akıllı kadın ama bak akıllı. Bundan öğrenmem gereken şeyi öğreneyim, bir daha yaşamayayım. Şimdi ben bundan öğrenmem gereken şeyi öğrenmezsem bunu sürekli yaşayacağım, sürekli şikayet edeceğim, sürekli enerjim düşecek. Kendi kendime zararı vermiş olacağım. Bu şeyin olup olmaması beni çok mu hayattan koparıyor? Yok. Ölümcül bir konu mu? Değil. Tamam, profesyoneliz. Bir yıl sonra hatırlayacak mıyım? Hayır. Hiç, 5 dakika sonra bile. Evet. Bunlar da ego bence, bunlar da kibir. Bunlar da olmazsa olmaz diye böyle uydurduğumuz şeyler. Bence işin aslı biziz. Yani benim kendi güzel enerjim, ben kendim iyiysem sahneye çıktığımda kimse hiçbir şey anlamaz. Arkada bir şey eksik kalmış. O bir şey olmamış bir şey. Kimse hissetmez ki onu. O senin kendi kendine işte şu da olsun, bu da olsun diye. Tamam, özeniyoruz hepimiz güzel şeyler sunmak için ama bazen olmaya da biliyor. Bu olmayınca hayat devam etmiyor diye bir şey yok. Ya da iş durmuyor ya da insanlara negatif yaymana gerek yok bunun için. Yani kimsenin de gönlünü de kırmaya gerek yok. O yüzden ben genelde disiplinli olduğumu ekibim bilir. Bir şey olmuyorsa bana önceden bildirirler ve ben onu kabullenerek işime devam ederim. Tamam derim, başka bir şey yaparız derim. Neşemiz kaçmasın, tadımız kaçmasın. Belli bir yaştan sonra insan bu kıvama geliyor. Peki niye ben 30'um? Peki de belli bir yaş dediğim benim şeydi yani reşit olduktan oldum sonra. Tamam, hani 18 yaş reşit işte. Tamam güzel o topladın, okey. Peki dedikoduyu burada nereye koyacağız? Dedikodu. Ben zaten hiç dedikodudan hiçbir zaman hayatımda zevk almadım. Bir bilgi kirliliği oluyor o çünkü aslında. Çünkü biliyor musun şu şöyle olmuş böyle demiş yani kesin bilgi mi? Değil. Dedikodu ve bir de o insanın belki kötü bir anı ve mutsuzluğu, bundan sevinmek veya bundan ne bileyim bunu konuşmak bence sana bulaştırıyor konuyu. Yani sen o enerjiyi sen de artık kendine çekmiş oluyorsun. Mıknatıs dedikleri şey oluyor. İlgimi çekmiyor. Yani ben çünkü kendimi bildim bileli. Çocukluğumdan beri dünya yıldızlarını çok merak ettim. Dünyadaki starların hayatlarını, işte nasıl konserler yapıyorlar, o büyük dev konserler nasıl oluyor. Onların hayatları, işte böyle belgesel türü filmler,
veya spiritüel yaşam, bunlar benim çok ilgimi çektiği için açıkçası günlük o dedikodu şeylerini mesela ben 5 dakikada bütün günü görebiliyorum kimin ne hakkında konuşulmuş. Yani buna saatlerimi vermeme gerek yok. 5 dakikada şu olmuş, şu nişanlanmış, şu ayrılmış, işte şu bilmem ne yapmış, hani günlük magazin haberleri. Buna ben 5 saat bakmama, 5 saatimi ayırmama, üzerine bir de bunu sakız gibi konuşmamı. Yani kendime de yakıştırmam, bir de çok işim var. Bir yandan müzikle uğraşıyorum, konserlere hazırlanıyorum, dansçı provalarım, kostüm provalarım. Böyle bir şey olmuyor bizde, yani vakit olmuyor. Oradan oraya koşturuyorum ama tabii arada sektörün dedikodusu döner yani. Şimdi dönmedi diyemem, döner. Ama ilgimi çekmiyor. Yani çok beni etkileyecek bir şey yok. Yani bu aslında şey çok güzel, yani kadın zaten çok zeki, bir de üzerine akıl binince... Bir de üzerine cesaret binince, bir de yetenek zaten var o doğuşta. Bunların hepsini böyle ortaya bir de akillikle beraber gelen, oturan bir şey oluyor. Ya hepimizde var bu. Bunları kullanmak önemli. Ben çünkü ben de bunları kullanmadığım zamanları yaşadım. Bunu insan bu kadar genç yaşta anlamayabilir. Yani bunu insan 30'unda anlamayabilir yani Hande Hanım. Yani bunu geliyor mesela bana 50 yaşında, 55 yaşına geliyorum ben anca anlıyorum mesela. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. Şimdi mesela arkadaşının, annenin, ablanın nasıl davranacağını biliyorsun değil mi? Kafanda bir karakter var. Evet. Aslında sen yaratmış oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki gittim bana böyle davrandı ya. Ama onu sen yarattın zaten çünkü... Şöyle diyebilirdin, benim bu söyleyeceğim şeyi çok güzel karşılayacaklar bence diye düşünebilirdin. Ama yok, ben bunu söyleyeceğim ve olay çıkacak diyorsun ve gidiyorsun, olay çıkıyor. Yani ağzımızla yaşadığımızı çok net biliyorum. Ağzımızdan çıkan her şeyin çok etkili olduğunu. Şarkılarda da tabii bunu önemsemem arttı benim. Şimdi mesela bu son albümde Denge diye bir şarkı yazdım tesadüfen. Yani çünkü hayatta dengeyi bulmak önemli. Ya birini aşırı sevmeniz de bence iyi bir şey değil. Kendinizden çok sevmeniz. Hani bunu iyi bir şey sanıyoruz bazen. Ben sana hani kendimi adadım, hayatımı adadım diyorsun ya birisine. Ya? Çok sıkıcı. Karşı taraf için çok hapishane bir durum. Kendiniz için de öyle bir durum bence. O yüzden denge, hayatta denge çok güzel. Böyle dozunda olduğu zaman çünkü hiç ulaşılmaz oluyor o şey. Ya denge demişken burada dengeyi söylesek miyiz? Söyleyelim hadi. Sözlerini hani ben yazdım. Müziğini de Mişa yaptı. Ben bir de uzun zamandır söz de yazamıyordum Aslı'cığım. Yani kanallar tıkanmıştı benim. Çakralarda sıkıntı vardı. Onlara da bayağı çalışma yaptım, açtım. Açıldığı gün hissettim. Dedim ki bana bir aydınlanma geldi. Mişa da o sırada evde müzik çalışıyordu. Erkek arkadaşım. Bu albümün de prodüktörü kendisi. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir şey açtı böyle, ya dedim çok güzel, buna bir şey yazalım, denge diye yazalım dedik ve gerçekten insanın dengede kalması en güzel mutluluk. Bu o kanallar açıldıktan sonraki ilk söz mü? Evet. Çok bunu bilmiyordum. Çok güzelmiş. Denge. Öyle dinleyelim bir lütfen. Bir de onun hemen aynı günü Yoksa diye bir slow şarkı yaptım. Çünkü albümde slow şeyim vardı, isteğim vardı. Mişa böyle piyanolu bir şey çaldı. Buna dedim birisi beste yapsın. O da döndü dedi ki sen yapsana dedi. Ya dedim 10 yıldır yapamıyorum. İşte demin dedim bir tane söz yazdım yani sadece. Hani bence kendimi tekrarlarım diye korkuyorum dedim. Başkası yazsın dedim. Hayır dedi, bence dedi, sen bunu dinle ve yazacaksın dedi. 5 dakika içinde tamam yazacağım dedim. 5 dakika içinde de Yoksa diye söz müziği bana ait bir şarkı yazdım. Böyle şoktayız. Yani yarım gün içinde önce denge sonra Yoksa mı çıktı? Ve ilk çıkanlar bunlar. Evet. O kanallar benim için de çok büyük mutluluk oldu. O zaman şu açılan kanaldan eğer siz dinlemediyseniz hala önce bir ne damıtılmış acaba bize? Bir görelim dengeyle. Ama sonra Yoksa'yı da isterim. Tamam. Çünkü tabii, hani o günü hayal etmek istiyorum. Tamam. Mişa orada klavyenin başında, piyanoda. Aynen, çalıyor. Burada kanallar açılıyor. Bir gözünüzün önüne getirin. İlk denge çıkıyor. Koşurduyor böyle. Evet. Evet, evet. Tamamen ruh halimizi anlatan bir şarkı, motive edecek bir şarkı. Gelsin o zaman, hadi.
Neydi, ne diyor sonra? Zerremi sevme. Bir dakika, pırr bir şey. Pırr rapa pam pam, zerremi sevme. Pırr rapa pam pam. Ay ne güzelmiş orası. Ya çok eğlenceli. Yani her şeyin dengesi. Dengesiz insanlardan hepimiz kaçmalıyız. Şarkının nasıl bir dengesi var? Evet. Aynı başlıyor, aynı bitiyor, dengede. Yani çok öyle seveceksen de sevme yani. Hani bu evet. Bir insana psikolojik baskı yaratıyor. Yani ben seni çok seviyorum, her şeyden seni kısıtlıyorum. Onu giyme, buraya gitme, onu yapma, o kızla konuşma, o erkekle konuşma, onunla yapma. Bütün senin hayatını beni blokladın. Bir ilişki yaşıyor, beni seviyorsun diye. Yani beni solduruyorsun. O yüzden insanlar bence duygusal hayatlarında da bu görmezden geldikleri, ben de çok yaptım bu hataları, görmezden gelip hadi idare edeyim ilişkiyi diye. Bu da tabii hastalıklara sebep oluyor. O yüzden de bütün bunlardan görmezden gelerek dağ yaratıyoruz aslında. Yani aslında sen farkındasın, bir şey hoşuna gitmiyor bu blokajın içinde kalmak. Çünkü sen bloklandığın zaman senin çakralar da bloklanıyor aslında. Çünkü sen kendi istediğini yaşayamıyorsun, kendi istediğini yapamıyorsun. Hep birisi için, onun kurallarıyla yaşıyorsun. O zaman da bu tabii yani seni senlikten çıkarıyor. Hiçbir özelliğin kalmıyor. Yıllar çok çabuk geçiyor, sonra bir bakıyorsun senden geçmiş oluyor bir şeyler. Bu sefer yapacağın da varsa yapamıyorsun, o gücü bulamıyorsun kendinde. O yüzden ipin ucu hiçbir zaman kaçmamalı. Tam bir oğlak kadını gibi konuştu şu anda. İpin ucu hiçbir zaman kaçmamalı. Mesela ben şeye de çok karşıyım. İnsanların işte birbirlerine bazen nazı geçiyor ya, işte kurallar koyuyor. Onu yapma, bunu yapma. Bir şeyle başlıyor zaten o. Küçücük bir çorap kaçığı gibi. Şimdi o çorap kaçtı mı biliyorsun, büyüyerek yukarıya doğru gider. Şimdi sen bana dedin ki arkadaşınla buluşma. Ben kabul ettim bunu. Peki dedim. Yarın da başka bir şey tabii, istiyorsun. Tabii. Yani bu istekler bitmeyecek. Bitmediği için de sen sürekli işte şu işte çalışma, şunu giyme sahnede, onu yapma, bunu etme. Yani sen aslında bir kıskançlıkla sınanıyorsun orada. Halbuki. Ama sen sanıyorsun ki bir ilişki yaşıyorum, niye böyle moralim bozuluyor benim diyorsun. Halbuki sen neye sınandığını orada görebilsen, o ilişkinin bütünü duygusal şeyinden daha çok bu ilgini çekse. Ama bak sen anlatırken diyorsun ki işte bana da yapıldı bunlar. Sen yaptın mı? Yok. Mesela sen anlatırken ben yaptığımı fark ettim zaman zaman eskiden. Bu da kendine güvensizlikle ilgili bir şey. Ben çok özgürlüklü olduğum için yani 15 yaşında evden kaçtım. O gün bugündür hayatımda kim olursa olsun, arkadaşım, dostum, ailem, sevgilim fark etmez. Ben gidiyorum der, nereye bile demem yani. Tabii ki demek ki canı gitmek istiyor. Hep mi böyleydin? Hep böyleydim ama. Çünkü o şey karşındaki, affedersiniz, karşındakine o şeyi vereceksin, o lüksü, o rahatlığı. Hep benim arkadaşlarım gelirler derler ki hani burada tedavi oluruz senin evinde çünkü rahatız. Sen karışmaz, niye gelmedin diye trip atmam. Niye gittin diye trip atmam. Bu trip kelimesi de hatta bende şeydir yani. Yüzünü asar mısın? Gittin, eskiden niye yapıyordum. Eskiden surat asılma durumu oluyordu. Aslında mutsuzluğun için suratın asılıyor. Gitti diye değil. Sen bir şiddetin altındasın psikolojik. Başa çıkamıyorsun. O ilişkidesin de. Karşındaki de kurt. Sen orada bir kurbanı ister istemez. Şimdi benim gibi bir kimliğin kurban pozisyonunda olması zaten bünyem imkan. Yani izin vermiyor buna benim. O ilişki zaten ortadan kayboluyor. Maksimum 3 ay eskiden bile değil ama mi? Ama yıpranıyorsun. Evet. Hadi bir daha ayrıldın, hadi bir daha barıştın derken bir yıl daha gidiyor. Öyle biraz daha zaman veriyorsun. Yenisiyle şimdi aynı şeylere uğraşacağıma diyorsun falan. Bu tür bahanelerle işi uzatıyorsun. Halbuki yenisini sen aynı model almazsan bir daha uğraşmazsın. Şimdi biz burada bir virgül koyalım, devam edeceğiz efendim. Burada bir virgül. Yenisini ne anladık? Aynı modeli almıyoruz yenisini. Araba fiyatlarına zaten hızla zam geliyor. Bugün 1 milyona aldığınızı yarına 2 milyona. Sadece ilişkiler için değil. İnan ki oturduğun evden tut. Yani maddi manevi. Hayatındaki herkes için, kendin için, kendinden bile mutsuzsan değiştir. Değiştirebilirsin. O zaman virgül. Devam ediyoruz.
Loda Mobilya Aslı Şafak'la işin aslını sundu.